Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 2-8 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler Güneş Akrep burcunda ilerliyor ve sizin e, aşk hayatınızı bugünlerde biraz daha ön plana çıkarıyor haftanın ilk başın başında 2 Kasım'da Merkür de Akrep burcuna geçecek. Dolayısıyla düşüncelerinizde biraz daha aşk ve romantizm konularına takılabilir bu dönemde. Yaratıcılığınızın da oldukça yükseldiği bir dönem. Özellikle zihniniz gerçekten çok faal olabilir, çok yaratıcı olabilir. Yazılı, sözlü her türlü yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda daha aktif olabilirsiniz bu dönemde. Evet Mars Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek hafta boyunca ve haftanın ilk günlerinde yine Başak Burcu'nda ilerleyen Venüs ile kavuşacak. Sizin üçüncü evinizdeki bu kavuşum güzel haberler getirebilir ve yakın çevre ilişkilerini de biraz arttıracak gibi. Yani kardeşler, kuzenler, akrabalar onlarla daha fazla görüşme ve bir arada olma fırsatı çıkarabilir bu görünüm. Hafta sonunda Venüs terazi burcuna geçiyor. 8 Kasım'da ve 5 Aralık'a kadar Venüs terazi burcunda kalacak. 4. evinizde ilerleyeceği için belki bu dönemde e, evinizi ve yaşadığınız ortamları güzelleştirme isteğiniz artabilir. Konfora yönelik bazı çalışmalar yapabilirsiniz ya da estetik ve güzellikle ilgili bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Venüs burada tabii ki aile ilişkilerini de biraz daha e, hoş ve e, güzel hale getirebilir. Onlarla olan paylaşımlardan da mutluluk alabilirsiniz. Pazartesi günü gündüz saatlerinde ay yengeçte olacak ee, sizin burcunuzda olacak birazcık e, haftaya hassas başlayabilirsiniz yani hem bedensel hem ruhsal olarak çabuk etki altında kalmanız mümkün. Akşam saatlerinden itibaren Ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Perşembe gününe kadar Ay Aslan burcunda. Haftanın ilk günlerinde özellikle para konuları sizin gündeminizde olabilir. Parayla ilgili bazı işler sizi bekliyor olabilir veya alışveriş yapmanız gerekebilir. Harcamalar da söz konusu olabilir. Perşembe gününden itibaren Ay Başak burcuna geçmiş olacak. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri bazı kısa seyahatler, yakın çevreyle ilişkiler, iletişim trafiğinin yoğun olduğu veya iş veya özel amaçlı bazı toplantılara, görüşmelere katıldığınız yoğun hareketli günler olabilir. Pazar günü ise artık Ay Terazi burcunda ilerleyecek ve pazar günü birazcık da evde zaman geçirmek, dinlenmek size iyi gelecek gibi görünüyor. Ailenize ve ebeveynlerinize de zaman ayırabilir, onlarla birlikte olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.